Ay güneşten daha güzel. Geceler geceler. Kafam yavrum neredesin? Kiminle şu an kimle? Derim Allah'ından bu. Sipsak foto yeni manken. Arkadaşlar acil haberlerle geldim. Şu an plan değişikliği var. Türk arkadaşlarım bana Berlin'de yaşayan birkaç Türk'ten bahsetmiş. Onlara bakalım derken Ezel de burada oturuyormuş ve şu an buraya yakın bir yerde yeni bir mekan açmış ve şu an orada mutfakta kendi elleriyle yemek yapıyormuş. Onu yakalama şansım yüzde kaç sizce? Şu an metroya bindim, gidiyorum. Bakıyorum ki hala insanlar paylaşıyor canlı olarak hikayeler. Ama o kadar çok acele ettim ki ben ters yöne bile gitmişim şu an. Yani birazcık gecikmeli geliyorum. Neyse olmazsa bile, yok bence olur. Umarım bir dahaki kadrajda Ezel'i ve beni beraber bulursunuz. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum gerçekten. Çünkü şu an hiç beklemediğim şey başıma geldi. Berlin'deyim ve yanındaki oturuyor. Ezel oturuyor. Selam. Biz hayırlı olsuna geldik. Ezel bugün restoran açmış. Berlin'in en göbeğinde değil mi? Buralar merkez bir yer sayılıyor. Aynen merkez. Kudam'ın civarı burası. Uhlanstrasse oluyor. Öyle. Sanırım gerçek Berlin buralar zaten. Çünkü ben daha yeni geldim, tam gezemedim ama bu zamana kadar sadece sakat yerlere gitmişim. Çünkü buralar gerçekten yani güzel büyük şehre benzemeye başlamış. Evet. Restoran açma fikri nasıl geldi? Yani şöyle böyle oturuyorduk bir gün işte 3 arkadaş diyeyim. Ondan sonra bu bir zincir aslında buradaki bir restoran zinciri. Orada zincirin sahibi abimizle otururken dedi yani işte bu dükkanımız boş. Siz de işte hani çalışıyorsunuz, ediyorsunuz hani kendi işinizde, müzikte falan. İster misiniz dedi dükkan. Biz de böyle birbirimize baktık böyle. Tamam lan dedik yani olur hadi bir yapalım. Sonra gittik şirketimizi kurduk. Sonra yani dükkanın zaten hazır oturmuş bir sistemi vardı. Onun üzerine devam ettik ama hani keyifli yani ben de müzik dışında hani bir şey daha olmuş oldu benim için hani hayatımda böyle ekstradan. Bugün de tezgahın başına geçtim işte. Evet, insanlara... Ona yetişemedik aynen seni mutfakta ya, gördük ama. Öyle denk geldi. Çok iyi. Biz de bu oraya bu arada gelirken müziklerini dinledik falan. Ben bir yabancıyım. O yüzden Türkçemi geliştirmek için tam sürekli bir şeyler işte dinliyorum, izliyorum evet. Falan. Rap şarkıları da tabii ki artık yani C2 seviyesi sanırım ama gerçekten dinlemek çok zor. Spotify'da da gösteririm sonra. Yani kayıtlı şarkılarım var. Sağ ol. O yüzden gerçekten yani yaptığın sanat, emek için de çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Gerçekten ben çok güzel. Ederim. Almanya'daki günlerin nasıl gidiyor? Çok keyifli. Ben yani Berlin'e alıştım. Seviyorum burayı. İlk geldiğimde tabii hiç Almancam da yoktu. Şimdi en azından biraz günlük hayatta konuşacak kadar var yani. Ben de çok ciddi şey derin felsefe konuşamıyorum ama hani gündelik hayatı aynen derdimi anlatacak kadar var yani. Keyifli geçiyor yani burada Berlin özellikle bir sanatçı olarak çok güzel bir şehir çünkü bir sürü etkinlik var, galeriler var, işte festivaller var. O yüzden beslenecek çok şey var. Bir de çok fazla kişi uğruyor yani sizin gibi. Kimle ne zaman karşılaşacağını bilmiyorsun. Yani Berlin'de benim de yani çok sevip yıllardır çok dinlediğim insanlar bir anda karşıma çıktılar. Hani böyle güzel bir duygusu var yani. O yüzden Berlin'i özellikle seviyorum. Yani. Ama burada da çok fazla sanırım Türkler yabancılığı da çekmiyor. Yok. Çünkü yani ben burada daha çok Almanca değil Türkçe duyuyorum. Bir de Almanya'da çok fazla Rus da yaşıyor. Evet, mesela doğru. Geçen gün tamam birine bir şeyler sormak istedim. Telefonda bir şeyler Rusça yazıyor. İşte kadına İngilizce hitap ediyorum. Rusça, telefonun Rusça olduğunu görüyor. Rusça cevap veriyor. Evet, evet bir de Türkçe biliyorum. Yani burada gerçekten Almancam yok ama hiç yabancılığı ya çekmiyorum. Ya burada mesela Türkçe ve Rusça'na direkt yaşarsın yani gayet. Ben de öyle İngilizce ve Türkçe ile zaten gidiyor ama işte biraz burada hayatın içine girince Almanca lazım. Ama özleyecek hiçbir şey yok. Her türlü yemeğimiz var. Ne bileyim işte bir zamanlar kokoreç yoktu atıyorum. Artık o da var. Yani işte aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey mevcut yani. Ben. Evet bir de Almanya'nın her köşesinde işte pideci var, dönerci var. Evet kokoreçi dediğin gibi her şey var. Yani biz de
künefe falan yiyelim dedik. Daha zaman şey bulamadık çünkü dediğimiz gibi böyle senin burada olduğunu gördük. Programımız aniden değişti ama umarım o da olur. Gerçekten tanıştığınıza çok memnun oldum. Umarım bir dahaki sefer konserlerine de gelme şansım çok olur. Sevinirim. Çünkü gördüm turne var evet, değil mi yakında? Evet, doğru. Rusya'da davet ediyorum çok bu arada. Güney valla. Kıbrıs evet. Her yer. Çok sevinirim. Ben isterim gezeyim her yeri, konser vereyim. Evet, o çok güzel olur. Valla evet, bence de. Tamam, benim merak şöyle, ettim. Evet. Heh. Ya sanat ile ilgili ilgilendiğiniz için biliyorsunuzdur. En çok patlayan videomu göstereyim. 3 milyon neredeyse. Bu şarkıyı evet. Duydunuz mu? Tabii ki duydum. Tamam mı? İşte bu şarkı dünyanın her yerinde patladı. Evet, İşte evet. Şey dışında, Türkiye dışında ama en çok Rusya'da patladı. Ve ben o fenomeni tamam mı işte çözmeye çalıştım. Böyle işte Petersburg'daki anay meydanına çıktım. Evet, sordum. Zaten şarkının yazarı da sonra benim Sibat'a geçmiş. Tamam mı? Çünkü biz onun izlenmelerinde geçtik. Ve yani bunun gibi sanat hakkında ne diyorlar mesela, neden sevmişler, ben şöyle çok merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Ya ritmi, müzikleri mi hoşlanıyor? Ondan dolayıdır. Çünkü şöyle göstereyim. Burada bir tane kız onlar tamam bunu Kiril alfabesine dönüşüyor. Şöyle göstereyim. Aa, evet yazmış. Tamam, evet hiç aynen. Yazmıyor. Evet. Şey aynen. Diyor. İşte okuyorum böyle okuyorlar. Direkt, evet. Ama insanlara da şey diyorum. Tamam işte bu şarkı çok meşhur oldu ama acaba işte hangi dilde olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu evet. İşte Arapça mı, Hintçi mi falan vay dediler. Vay be evet. 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 Ama adamlar gerçekten şey yapmış biri böyle sokakta geziyor bisikletlerle. Aynen şey dinliyor, gördüm ben de çok alakasız. Ya mesela işte bir takip ettiğim bir spor takımı yabancı bir videosunda altında bu çalıyor, diyorum ki ne alaka. Hani şey değil, ben de böyle seviyorum, ezberledim şarkıyı zaten bugüne kadar ama değişik bir fenomen evet. Cidden yani. Ben de bu arada Adana'ya daha gitmedim yani Türkiye'nin evet. Pek çok yerine gittim ama Adana'ya gitmek mutlaka lazım. Mutlaka Adana'ya diyorum ki artık kesin. Adana'nın PR'ını da yaptık o kadar, niye adamlar davet etmiyor? Evet. Çünkü ya Adana'ya bir kez gittim mi zaten orada tam yani o misafirperverlik sizi yoracak bile yani böyle. Hadi yiyin, hadi gezelim, hadi gösterelim. Kesin gidin yani mutlaka. Tamam, teşekkür ederim. İki soru var, bunu sorabilir misin acaba? TikTok akımının son yıllarda müzik piyasasında da aslında üretkenliği biraz değiştirdiğini ben düşünüyorum. Evet, doğru. Yani insanlar böyle akım olabilecek şeylerde üretkenlik yapıyor. Bu değişimi nasıl görüyorsun, nasıl yorumluyorsun? Siz direkt cevap versiniz. Ben yabancı tamam, olarak konuşmaya tabii, tabii. Bakıyorum. Ama anladım. Onu bağlayın. Yani mesela bu şarkıda olduğu gibi. Mesela. Tabii. 10 saniyelik bir ritim var. Ondan sonra tutuyor gidiyor, şarkının dinlenmeleri ölçüyor. Evet. Ve içerik üreticiler de mesela sanatçılar da buna göre artık şarkı üretmeye başlıyor. Doğru. Şöyle anlatayım. Yani şimdi müzik uzun yıllar boyunca sonuçta bir elle tutulur bir metaydı. Yani buna kaset diyebiliriz, plak diyebiliriz işte. Ve işte belli makinalarda baştan sona dinlenen bir şeydi yani. Daha zaman alan, insanların algı süresi içinde daha fazla vakit olan bir şeydi. Zaman geçti, CD'ler, MP3'ler çıktı. En son işte şimdi bu platformlar. Yani müzik oradan zaten bir dönüşüm içine girdi. Günümüzde işte yani TikTok gibi platformlarda hani daha çok bir fon müziği gibi oluyor yani videolar için. Ya bunun da sebebi şu aslında, yani müziğin eski şeysi şu noktada. İnsanların eğlenecek çok şey var aslında, yani eğlenebilmesi için çok fazla medya var, farklı farklı. Müzik de bunlardan biri ama bir şekilde işte dediğim gibi buna dönüşüyor. Yani bunu kaygı güderek yapan insanlar da vardır. Hani ben bunun için yapayım, kısa yapayım ya da altyapısını, ritmini, ama TikTok'ta neyin tutacağını da bilmiyorsun ki yani. Böyle yani güzel müzik yapıyorsun, onu azıcık hızlandırıyorlar, birden böyle herkes dinliyor. O noktada bunun pek bir formülü yok aslında, yani ben müziği TikTok'a göre yapayım ya da şey yapayım. Hani belki orada tutan şeyler gibi yaparsın ama ya bunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani müzik artık eskisi kadar ulaşmak için çaba sarf ettiğimiz bir şey değil. Ondan çıktığı için de biraz... Yani böyle görüyorum. İnsanların işte eğlenceyi çok daha fazla şeyler var. İnternet, YouTube vesaire yani TikTok gibi. Öyle. Teşekkürler. Bir de şeyi sormak istiyorum. Kendim mesela müzik üretkenliğin açısından. Türkiye döneminden sonra, Almanya'ya geldikten sonra ben Instagram'da bayağı uzun yıllar takip ediyorum. Sağ olasın. Üretkenliğin olarak yeni işte mesela şeyler çalmaya çalışıyorsun. Ha. Geçen mesela yazmışsın, öğrenmeye çalışıyorum diye. Evet. Bu üretkenliğini Almanya ne kadar etkiledi? Ya öncelikle zaten şöyle oldu. Yani ilk geldiğimde
burada mesela gittiğim stüdyolardaki teknik ekipmanlar, işte hani onların gelişmişliği çok etkilemişti beni. Kendimi böyle duymak, hani böyle kulaklığı takıp aa dedim. Hani sesim kulağım öyle bir geliyor ki sanki böyle bütün o mix mastering sürecinden geçmiş gibi. O açıdan çok etkili oldu. Onun dışında yine dediğim gibi Berlin'de olmak bana birçok başka sanatçıyla etkileşim imkanı sağladı. Onları tanıyarak, yani onlardan ilham almamı sağladı. Bir yandan Berlin'in kendine has şey bir kültürü var mesela. Türkiye'den de birçok sanatçı gelmiş, yıllarca burada kalmış. Onların işte geçtiği yoldan hep bunlardan beslenmek, yani bana çok şey kattı, kesinlikle çok şey kattı diyebilirim. Ya, biz tam konuşurken bizim en çok rap alanını seven bir Selam. Türk arkadaşımız aradı. Merhaba. Merhaba. Ama keşke ilk tepkilerini görmüş olsaydınız. Abi gerçekten çok şaşırdım. Bir de... Ben de rap dinliyorum. Böyle süper. Türkiye'deyken de zaten çok gelmiştim böyle konserlerinize falan. Sağ olasın. Çok mutlu oldum şu anda ya. Sağ ol, sağ ol. Ben de öyle. Berlin'e gelecekti. Bu şehri hiç sevmiyorum dedi. Tamam mı? Gelme. Ben siz gezin. Evet, Leipzig'e yaşıyor kendisi. Aa, yakınız aslında. Evet, yarın geliyor aslında. Yarın geleceğim zaten Berlin arkadaşlarım. Süper, yarın. Süper. Bu akşam... Umarım ben de bir gün denk gelirim. Umarım, yani mutlaka. Gerçekten. Çok sevinirim tabii ki. Ya, çok iyi ya. Hadi paka paka görüşürüz. Tamam, görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olsun. Bir çocuğun hayalini gerçekleştirdik, evet, değil mi? Hadi baka baka. Rusya hakkında ne biliyorsunuz bu arada? Geleneksel soruları mı soramadım? Yani Rusya hakkında herhalde daha böyle hani o ortalama Türkiye soruları var ya mesela, işte Türkiye hakkında biliyorsunuz. Muhtemelen onlardan bir tık fazla biliyorumdur Rusya'ya dair. Bilmiyorum yani nereden başlayayım. Ama işte ilk aklınıza ne geliyor? Aa, Rusya edebiyat geliyor mesela benim. Eğer Rusya düşününce aklıma çok güçlü bir edebiyatı olduğu. Çocukken yani okurken böyle çok ağır geliyordu bana. Hatta ya biraz yaşlanayım da bu kitapları öyle mi okusam acaba gibi geliyordu. Onun dışında tabii yani çok büyük bir coğrafyada olduğu için farklı şarkılar, farklı müzikler hani o coğrafyadan. Onları böyle seviyorum, dinlerim arada. Böyle diyebilirim. Bu arada bizim öğretmenlerimiz okulda hep şunu söyler. Evet, Rus klasikleri biraz ağır. İşte evet, Dostoyevski evet, olsun, Pushkin. Evet. O yüzden diyorlar ki yani siz büyüdükçe, yaşlanınca da onları okuyacaksınız ve aynı kitapları yani farklı anlardan, yönden evet, doğru, anlamaya doğru, başlarsınız doğru, diye söylüyorlar. Çok doğru, çok doğru. Evet. Ben ama öyle demiştim yani. Sercan biraz daha büyü de öyle oku. Yani yine de okuyordum böyle ama ne kadar anladığım bilemem. Şu an okuyor musun peki? Şu an yani şu an mesela artık daha çok böyle tarih, teknik, o tarz kitaplar okuyorum. Çok uzun süredir bir roman okumadım yani böyle edebi bir şekilde. Peki kendin mesela müziklerde ilham olarak kendini nasıl besliyorsun? Ya inanılmaz geniş. Her zaman mesela bunu bir sanatçıya sormak istemişim evet. Mesela. Benim görüştüğün Ahmet arkadaşım. Kendine amatör şarkılar yazmıştır. Hani bestelemiştir, stüdyoya gitmiştir. O bir moda girerdi yani. Tabii. Yazdığın zaman. Evet, tabii yani giriliyor. Mesela şarkıyı yazdığın zaman o ilham mı geliyor, anlık yazmam mı lazım diyorsun. Evet. Nasıl oluyor yani mesela o süreç? O böyle birden geliyor yani. Vahiy gibi geliyor yani. Yanından kağıt kalem mi geliyorsun? Ya eskiden öyleydi, şimdi telefon artık. Kağıt kalem aynen şey geliyor. Ya böyle mesela müziği dinliyorsun, oturuyorsun prodüktörlerle. Hani adam böyle play'e basıyor. Zaten bir iki saniye içinde anlıyorsun hani ben bu şarkıyı yaparım. Sonra böyle bir melodi geliyor ilk kafama, o melodiyi böyle oturtuyorum, sonra sözleri yazıyorum ama bunların hepsi bir anda böyle yoğun, böyle bir düşün birden böyle akıyor yani, öyle oluyor. Bende öyle oluyor en azından. Herkesin çalışma tekniği farklı. Evet. Evet. En çok dinlenen şarkılarında mesela o an Allah'ından bu mesela. O anlardan biri mi yani yazdığın? Aynen öyle. Evde yani otururken o zaman işte Ankara'da oturuyordum böyle. Üst katımız stüdyo. Beraber oturuyorduk yani çalıştığımız arkadaşlarla. Yani birden stüdyoya girdim. Baktım işte Boogie, bizim prodüktörümüz. Bu çok inanılmaz bir altyapı yapmış. Böyle çok güzel geliyor. Aa dedim bu neymiş yani, aç bakayım. Tak o an geliyor mesela yani. Kafana o melodi direkt geliyor. Aa hani böyle hadi
aç mikrofonu, kaydedelim. Orada söylediğin silahım kalem olmaz benim. Evet. Bu inanılmaz etkilemişti. Evet, sağ olsun. Birçok insan da gerçekten çok müthişti yani. Sağ olsun, sağ olun. Mutlu oldum. Sorular mesela turnenden bahsetmek ister misin? Tabii. Evet, Rusya'ya ne zaman gidiyoruz? Vallahi ne zaman? Ona göre hazırlık yapalım. Avrupa ne zaman olursa. Şu an evet Almanya'da dışında bir plan var mı? Avusturya'ya falan gidiyoruz. Şey var, birkaç yer daha var. Londra, Brüksel, Rotterdam gibi. İşte onun dışında turne harici, işte Zürih'e de uğrayacağım. Bir iki işte orada. Yani, turne dışı daha böyle club konserleri olacak. Ama işte heyecanla bekliyorum. Böyle iptal etmek zorunda kaldık deprem yüzünden. Böyle bayağı da insan tabii bekliyor. Ondan önce de iptal etmek zorunda kalmıştım başka bir sebepten. O yüzden böyle şey oldu. Artık bu sefer umarım hakkıyla bitiririz. Evet. Şartlar ne olursa evet, olsun evet. Değil mi? Yapmak ama lazım. Özledim ben de. Sahnede olmak güzel bir şey. O zaman bir dahaki sefer ben Almanya'ya ya da işte söylediğin başka ülkelere gerçekten konserine gelmek için beklerim, beklerim tabii ki. Tanışmış olduk. Evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Yani ne kadar demek? Büyük bir sanatçı, ne kadar büyük bir insan olduğunu biliyorum. Ve şu an o yüzden gerçekten çok şey oldu. Spasiba. Ya bu hayatta neler oluyorsa yani boşuna olmuyordur. Önce şu Berlin'e iki günlüğüne geliyorum. Orada chat diye sadece öylesine Instagram'dan bakalım dedik. Öyle bir şey oldu. Vallahi ben de sevindim. Bana da güzel muhabbet oldu. Sizleri tanımış oldum. Ne güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Danke schön. Gerne. Yine de ben isterdim elbet yaşamak, el ele de yaşamak.